Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Berlin'den Doçent Doktor Ayça Österhan Kocatürk. Enstrümanları tanıtmaya yönelik programlarımıza devam ediyoruz. Geçen haftaki programlarımızda yaylı sazlar ailesinden keman ve viyolayı tanımıştık. Bu bölümümüzde de violonselle devam ediyoruz. Enstrümanımızın ustası bizlerle birlikte sevgili Jülide Cancı Eke, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Ayça. Jülide'cim, öncelikle sıkça karşılaştığım bir sorun var, onu sana iletmek istedim. Küçük bir soru. Cello ile violonselin aynı enstrüman olduğunu bilmeyen izleyicilerimiz için acaba bize anlatır mısın, neden cello da söyleniyor? Tam Türkçe'ye çevirmemişiz keman gibi. Cello ve violonsel aynı enstrüman. Violonsel Fransızca söylenişi. Cello İtalyanca söylenişi. Cello'yu ben daha Türkçe'de rahat telaffuz edildiği için tercih ediyorum. Violonsel demek zor geliyor. Violonsel falan oluyor, yanlışlıklar oluyor. O yüzden cello'yu tercih ediyorum ama ikisi de aynı. Çok teşekkür ederiz. Peki o zaman bize biraz cello'dan bahsedebilir misin? Nasıl bir enstrüman cello? Cello keman ailesinin bir üyesi. Keman, viola, violonsel, kontrbas. Geçen programda besteyle violadan bahsetmiştiniz. Aynı teller, doğrultuyla aynı setler ve fakat bir oktav fark var arada. Cello bir oktav daha kalın oluyor, daha kalın ses. Bu bir sürü do kısmı herkesin kafasını karıştırabilir. Şöyle düşünebilirsiniz. Kırmızı bir renk, onun koyu kırmızısı var, açık kırmızısı var. Aynı şeyler sesler için de geçerli. Açık kırmızıya daha ince do diyebiliriz. İşte koyu kırmızıya kalın do diyebiliriz. Birçok do var. Ses aralığı olarak da cello çok güzel bir ses aralığında. Bas, tenor ve soprano, yani kalın, orta sesler ve ince sesleri içeriyor. Bu yüzden de birçok müzikte birbirine eşlik edebiliyor cello. Yani bas çalabiliyor. Aynı anda işte diğer cello melodiyi çalıyor. Başka cello orta sesleri tamamlıyor ve cello orkestraları, Berlin Filarmoni 12 cellisti, işte Two Cellos, Apokaliptika, bunlar cello grupları hep. Yani kemandan oluşan gruplar çok popüler olmuyor. Kemanı solo enstrüman olarak dinlemek her zaman bize daha keyif veriyor. Bası da grubunun içinde bas sesleri o görevi alması daha kolay oluyor, daha hoşumuza gidiyor. Tabii her enstrümanla solo da çalınabilir, o da ayrı bir konu. Peki yay tekniği açısından bakarsak, sanırım daha farklı yay tekniği kullanılıyor. Hani diğer keman ve viola'ya tabii kıyaslıyorum şu anda. Zaten onlar kolla taşınarak çalınıyorlar. Dolayısıyla yay pozisyonu da herhalde farklı oluyor. Evet, yani yer çekimi yardımcı aslında kemana ve viola'ya. Bizim la telimizde biz şu vaziyette, en ince telimiz. Kemanın en ince telinde böyle bir hareket, bizim böyle bir hareket oluyor. Aslında tutuş olarak yani biraz daha yatık veya biraz daha öne bakan bir tutuş oluyor ama prensipte aynı. Fakat açı olarak çok farklılık gösterebiliyor cello'da yay teknikleri. Hı hı. Nota aralıkları da biraz galiba uzak. O biraz problem oluyor mu? Öğrenirken zorlanılıyor mu? Hani atlaması, bir sesten diğerine geçmesi biraz daha uzun, mesafeler uzun yani. Evet, yani aslında kontrbasta daha da uzun bir mesafe var. Cello'da da eli en çok, yani cello'da açmak gerekiyor açıkçası. Çünkü bizde bir pozisyonda bir işte herkesin bildiği do re mi fa sol la si do'yu çalarken bile elimizi açmamız gerekebiliyor. Ama bunu tabii büyük elliler için o kadar da açması gerekmeyebiliyor. Ne bileyim, Rusların, sen bilirsin Rahmaninov'un çaldığı her şeyi, akoru herkes basamaz yani piyanoda, kırarak basar yani ikiye bölerek. Doğru. Yani bunun gibi tabii herkesin vücut yapısına göre farklılıklar gösterebiliyor çalış tekniği olarak geliştirmesi açısından. Ama
Çeliler de çello çalıyor. Yani azmedip çok sevince aşkla ve çok çalışınca çalınıyor, sorun yok. Bir sürü Japon minik elli çok güzel çello çalıyor. Tabii montaj biraz büyük el bazen avantaj olabiliyor, evet. Ben de onu sormak istedim. Yani fiziksel özelliklerin avantajları var mı? Hani piyanoda mesela uzun parmaklar çok mühim zannedilir. Halbuki öyle bir şey yoktur aslında. Yanlış bilinen bir şeydir bu. Sonuçta küçük ellilerin avantajları başkadır. Büyük ellilerin avantajları başkadır. Hani bu açıdan violonselin isterleri farklı mı? Böyle bir beklenti var mı fiziksel açıdan? Yani dediğim gibi mesela şey diye bir rivayet vardı. Büyük elliler hız yapamaz. Öyle bir şey yok. Rostropovich'in elleri benim kim bilir iki katım neredeyse hani. Ama yani çok hızlı teknikleri çok kolaylıkla çalıyor. Tabii küçük el bazen dezavantaj olabiliyor cello'da ama şöyle bir şey var. Nasıl ki mesela yoga yaptığınızda da kaslar zaman içinde esnemeye başlıyor. Kaslar esnedikçe büyük el küçük el artık fark etmiyor. Yani çalışmayla hepsinin üstesinden geleniyor. Öyle belli bir şey gerekmiyor, fiziksel özellik. Önemli olan istek diyorsun yani. Ben öyle diyorum, evet. Şu benim şahsi düşüncem o. Peki belli bir yaş var mı? Hani başlaması hani çok küçük yaşta başlanabilir mi? Çünkü biraz büyük bir enstrüman. Dolayısıyla hani biraz çocuğun büyümüş olması gerekiyor herhalde. Şimdi 8'de bir çello var, 4'te 3 çello var, yarım çello var, 8'de 1 ile başlanıyor, 3 yaşında bile başlayanlar var. Fakat toplu gruplar içinde yani Suzuki metoduyla toplu sınıflarda başlamak çok daha iyi oluyor. Çünkü o yaşta bir çocuğa her gün bunu bu kadar defa yap ya da işte çalış falan demek mümkün değil. Ama birlikte sanki bir oyunmuş gibi birlikte bir şey başardıklarında daha mutlu oluyorlar. O metotlarla ama evet başlanabilir. 5 yaştan sonra ben tavsiye ediyorum bireysel olarak özel dersleri. Onda da yine hocanın tavsiyesiyle belki bir sene daha bekleyelim öyle başlayalım diyorsa hocaya da güvenmek lazım. Ama 5 yaştan sonra pek tavsiye etmiyorum bireysel dersleri. Peki bu durumda ben seni merak ettim. Sen nasıl başladın violonsele? Biraz anlatabilir misin? Biraz kendinden bahseder misin? Tabii ben anneme çok özendim. Annem İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan emekli keman sanatçısı. Kemanla başladım açıkçası. Fakat pek sevmedim. Çok zor geldi. Belki doğru bir hocayla başlamadım bilemiyorum. Bir daha hiçbir enstrüman çalmayacağım diye. Şimdi bu enteresan bir hikayedir yani. Bıraktım kemanı. Normal ortaokula gittim. Bir sene sonra dayanamadım. Ben yine bir müzik enstrümanı istiyorum dedim. Yani bıraktığında hemen üzülmesin veliler. Onun için anlattım burada kendi hikayemi. Biraz ara verdikten sonra bana gelen tekrardan dönen bir yıl sonra öğrencilerim var. Niye geldin diyorum. Hayatımda bir boşluk oldu diyorlar. Yani kaybettikten sonra ne kadar hoş bir şey olduğunu da anlayabiliyorlar. O yüzden hemen üzülmesinler yani enstrüman çalmayı başlattık bıraktı çocuğum falan diye biraz zaman tanısınlar. Sonra ben konservatuara girdim Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'na. Orada başladım cello eğitimime. Sonra Bilkent Müzik Bölümü açıldı. 3 yıl sonra oraya gittim. 5 yıl orada okuduktan sonra Viyana Devlet Konservatuarı'na girdim. 6 yıl orada okudum. 2 diploma yaptım. Türkiye'ye döndüm. Akbank Oda Orkestrası gibi, İstanbul Oda Orkestrası gibi çeşitli orkestralarda çalıştım. Oda müziği grupları falan derken son 5 yıldır da Canca Sanat Müzik Okulu'nu Cihangir'de kurdum. Orada eğitimlerimize devam ediyoruz işte. Değişik hocalarla, değişik disiplinlerle bu şekilde. Peki akademinizde sadece violonsel değil anladığım kadarıyla başka enstrümanlar da var. Evet, yani çok temel işte popüler enstrümanlar, gitar, keman, piyano, cello gibi, caz armoni, ondan sonra caz vokal, solfej, konservatuara hazırlık, kulak eğitimi gibi eğitimler var.
Evet, o gerçekten çok önemli. Hani konservatuvarlara giriş sınavlarına hazırlık birçok velinin ihtiyacı. Çünkü enstrümanları çok fazla tanımayan, müzik içinde olmayan aileler için çocuklarını konservatuvara nasıl sokacaklarını, nasıl giriş sınavlarına hazırlayacaklarını bilmedikleri için bu giriş sınavlarına hazırlık çok önemli gerçekten. Kesinlikle ve artık şunu görüyoruz. Benim oğlum da 5 yıldır yarı zamanlı Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda piyano bölümünde. O da sınava girerken yani 5 yıl önce herkes enstrüman çalarak geliyordu artık. Yani öyle bir şey var. Evet yani illa enstrüman çalmanız gerekmiyor. Artı bu sınavlar nasıl ki... Şimdi ne deniyor? O TEOG mu deniyor? Yani liseye geçerken girdikleri sınav. O Ben de sisteme bilmiyorum. o test yapıyorlar sürekli. Yani bir çocuğun Ya. ritim müzik olabilir ama o sınav sistemine hazır değildir. Çünkü o sınavda 5 dakikası var. Bir ses, iki ses, üç ses, melodi, ritim bakıyorlar. Hadi güle güle. 600 kişi girmişti en son sınava. Yani oğlum Evet. girdi. O yüzden o 5 dakikada full konsantre ve sınava yönelik hazırlığınızın olması şart. Yani o sınava girdikten sonra kazanamayınca hemen müzik kulağı yok gibi bir şeye de kapılmasın kimse. Önceden hazırlanmak muhakkak gerekiyor. Peki bu eğitim ne kadar sürüyor, viyolonsel eğitimi? Kaç sene sürer? Valla şöyle söyleyeyim, profesyoneller için tabii ki hayat boyu. Yani Tabii. onu biliyoruz. Yani Pablo Evet. Casals 93 yaşında hala her gün 3 saat cello çalarken sormuşlar, kariyer yaptınız bu kadar, niye hala çalışıyorsunuz? Gelişiyorum demiş adam. Yani şimdi profesyoneller için hayat boyu ama amatör mesela bana çok cello öğrenmek istiyorum diye gelen yetişkinler var. En çok da son yıllarda Game of Thrones çalmak istiyorum diye gelenler. Evet, bunu çalmak istiyorsanız bu tür popüler film müzikleri, işte güzel melodiler, pop şarkıları, ufak caz parçaları falan hani kendinizce ya da biriyle çalmak istiyorsanız falan her yaşta başlayabilirsiniz tabii ki. Şu an çok insanlar var internette. Her enstrümanın en kolay pozisyonuna göre uyarlanmış şekilleri, notaları bulunabiliyor. Eskisi gibi değil. Onlar da ama her gün disiplinli çalışmaları gerekiyor. 10 dakika, 20 dakika neyse her gün çalışmak gerekiyor. Amatör olarak her zaman başlayabilirsiniz. Profesyonel olarak küçük yaştan başlayıp bir sporcu gibi bununla gelişmeniz gerekiyor. Farklı müzik dallarında da kullanılıyor violonsel bu arada. Daha önce de bahsettin aslında. Rock müzikte mesela kullanılıyor veya diğer tarzlarda. Başka hangi dallar var? Biraz sizden bahsedelim. Tango Neva kurdunuz. Tango çalıyorsunuz. Evet, tangoya da çok yakışıyor. Şimdi ben cello'yu bütün müzik dallarında seviyorum yani hepsine yakıştırıyorum. Yani doğu müziğinden tuttum. Müzik tarzlarına yakıştırıyorum. Tangoya da çok yakışıyor tabii ki. Tangoda biz 7 kişiyiz bu grupta Tango Nova'da. 5 yaylı saz yani 2 keman, viola, violonsel, kontrbas, piyanomuz var ve anlatıcı ve vokal olarak da Ali Pınar var. Bir kabaret tadında oluyor bizim konserlerimiz. Anekdotlar, hikayeleriyle, belki film gösterileriyle falan bir konser yapıyoruz. Çok keyifli oluyor. Biz bu tangonun ilk yıllarından popüler olduğu ilk yıllardan günümüz tangosuna kadar bir repertuar oluşturduk. Ve dünya tangoları, Fin tangosu var, işte başka Avrupa'daki diğer ülkelerin tangoları şeklinde Türk tangoları. Bir de Astor Piazzolla'dan tabii bahsetmeden geçemeyeceğim. Astor Piazzolla da yeni tangoyu oluşturdu. Ne demek bu? Yani virtüözite katarak bestelerine klasik müzikçilerin çok dikkatini çekti ve çok artık klasik müzik repertuarlarında bu tango eserleri yer almaya başladı sahne üstü konserlerde. Yeni tango böyle oluştu. Bir sadece dans değil, dinlenen ve icra edilen teknik zorlukları da olan
bir repertuar oluştu. Astor Piazzolla'nın yenilikçi bu yaklaşımıyla güzel eserler kazandık tango dünyasına da. Eminim çok zevkli şeyler çalıyorsunuzdur. Şu pandemi durumu bittikten sonra herhalde tekrar sizi sahnelerde görebileceğiz, değil mi? Öyle umuyoruz. Var mı bir proje veya belli zaman, bilmiyorum, bir ayarladığınız tarihleriniz? Bir Kıbrıs konserimiz olacaktı bu yaz. Seneye ertelendi. Bunun gibi birkaç konserimiz kalmıştı bu sezonda yapacağımız. Sağlıklı günlerde yapmayı umuyoruz. Evet, ümitle bekliyoruz o günleri. Evet. Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler Jülideciğim. Yalnız eklemek istediğin bir şeyler var mı? Mesela yeni başlayan, violonsel çalmak isteyen öğrencilerimiz için ne öneriyorsun? Neler yapmalılar? Tabii burada bireysel bir ders olduğu için burada hoca seçimi çok çok önemli. Yetkin bir hocayla tabii muhakkak ders almak gerekiyor. İnternette de eğitimler var. Hatta ben de Canca Sanat'ın başka bir projesi olarak ustalık sınıfı adı altında eğitim videoları YouTube'da yapmaya başladım. Daha çok yeni. Her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Fakat bunlarla hangi enstrümanı çalarlarsa aslında yani bunlar yan şeyler diye düşünerek eğitimi sadece internetten değil iyi bir hocayla sürdürmek çok çok önemli. O konuda seçici olmak gerekiyor. Onun Herkes dışında herhalde biraz da süreklilik gerekiyor öğrenciler için. Yani biraz devamlılık, değil mi? Hemen sıkılıp bırakmamaları. evet, ondan da biraz bahsetmek isterim. Yani burada aslında küçük çocuklar için büyükler biraz daha bilinçli. Yani ben sizi araştırdım buldum diyen gelenler var. Ama burada anne babalar biraz daha bilinçli olabilirlerse çok daha iyi olur çocukları için. Bu müzik eğitimi ciddi bir eğitim. Yani ve çok gerekli bir eğitim. Nasıl herkesin hayatında spor olması gerekiyorsa müzik de olması gerekiyor. Hemen sıkılınca vazgeçmeyelim ve enstrümanları gerçekten tanıttıktan sonra çocuğu acaba hangi enstrümanı sever sorusunu soralım. Çocuk her enstrümanı bilmeden nasıl sevecek? Yani konserlere gitmek lazım ya da evde konserler dinlemek, seyretmek lazım ki çocuk da birine aşık olsun bu enstrümanlardan birini almak istesin. Ve 4-5 ders sonra iş zorlaşacaktır. Orada da nasıl okulda sıkılıyor yine götürüyoruz. Yine götüreceğiz. Yani velilerin de her derste öğretmenden şunu beklememesi lazım. Bugün ne öğrendi? Hayır, oraya zevkle gelmesi birinci bizim önceliğimiz. Daha sonrasında geliştikçe biraz tıngırdatmaya başladıkça, iki melodi çaldıkça zaten motive olacak. Motivasyonunu hoca artık ondan sonra sağlamaya devam etmesi tabii ki gerekiyor. Ama yani her ders hocadan bir bugün ne öğrendi? Evde hala bir şey çalmıyor. Boşuna mı getiriyoruz? Bunları çok duyuyoruz. Biraz sabretmek gerekiyor. Biz 10-15 yıl eğitimini aldık. Yani bu yeteneksiz olduğumuz için değil. Yetenekli. Evet. Şimdi üstüne 15 yıl eğitim aldık. Düşünün. O yüzden evet. Yani hemen öyle 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda, en az 1 yıl. Bunda da şunu söylüyorum, geliyorlar gidiyorlar, ben ne zaman bir şey çalacağım? Peki diyorum, sen bugüne kadar kaç kere enstrüman eline aldın? Bir kere. Diyorum ki bak diyorum mesela bu bir metot. Bu metodu bitirmen gerekiyor şu parçayı Game of Thrones'u çalman için. Bu metodu bitirmek için 100 saate ihtiyacımız var. Bu 100 saati her gün bir saatte de bitirirsen 100 gün olur. Her gün yarım saatte 200 gün olur. Her gün işte 15 dakikada hesabını yap. Bunu ben bilemem diyorum. Yani biraz da bu şeyler aslında ölçülebilir. Yani derse 2 yıldır geliyor ama hiç evde çalışmıyor. Çok zor. Her gün elimize almamız gerekiyor. 5 dakika 10 dakika kas hafızası. Parmaklarımıza evet. Kas o hareketi her gün hatırlatmamız gerekiyor. Emek gerçekten çok gerekiyor bu işte. Her şey hatta, değil mi? Yetenekten bile daha önemli olabiliyor. Kesinlikle, yani yetenekli tembel öğrenci mi?
Yeteneksiz ama çok çalışkan öğrenci mi? Çalışkan öğrenciyi seçerim. Yani bunu da çok öğretmen böyle tercih eder diye düşün. Hem yetenekli hem çalışkan en güzeli. Nadir bulunan bir durum gerçekten de. Evet. Ama yani hiçbir konuda yani hiçbir deha bilinen tembel değil. Yani ne fizikte, ne matematikte, ne müzikte, ne satrançta. Öyle bir şey yok yani. Tabii Bir ki. dehalar Ama sevgi çalışıyor. çok önemli, değil mi? Takıntı yapıyor. Yani çalışayım diye oturmuyor belki başına. Takıntı Evet. yapıyor adam. Her gün başına oturuyor o işin yani. Sevdiği zaman zaten vakit nasıl geçiyor anlamadan, çalıştığını düşünmeden aslında enstrümanla vakit geçirmiş oluyor. Muhakkak yani çoğunlukla severek çalışıyoruz ama bazen de yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Yani o günlerde de işte çalışmamız gerekiyor. Ben geçen bir Evet, tişört kesinlikle. sadece yemek yediğin günler çalış diyor enstrümanını. Böyle bir şey yani. Doğru, evet. Sadece o mood'u beklememek gerekiyor. Bunu bir disiplin olarak kabul edip her gün mutlaka az da olsa elimize almamız gerekiyor bir süre. Kesinlikle herkesin de her yaşta çok büyük hedefler koymak gerekmiyor ama bir enstrümanla ilgilenmesini tavsiye ederim. Bakınız evde oturuyoruz. Müziksiz geçseydi bu vakit ne kadar zor olurdu. Yani Evet. o yüzden müzik her zaman ruhun gıdası çok klişe ama doğru bir laf. Bir düşünürsek Kesinlikle. gerçekten doğru. Yani bir konserde hissettiğimiz bir duyguyu hayat boyu unutmuyoruz ama o gün ne yediğimizi unutuyoruz yani. Kesinlikle çok doğru. O işliyor bunlar. O yüzden çocukların da özellikle küçük yaşta başlaması çok çok önemli. Çünkü bir hayat disiplini getiriyor. Yani benim bugün her gün bu enstrümanın başına oturmam lazım. İleride müzik yapmasa da herhangi yaptığı bir işte aynı disiplini sağlayacaktır. O disiplin çocuktan ona yerleşecektir muhakkak. Peki Jülideciğim, çok teşekkürler programımıza katıldığın için, verdiğin güzel bilgiler için. Çok mersi. Çok çok güzel bir program. Takip ediyorum, edeceğim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Viyolonsel'in sesini dinletmeden programımıza veda etmek istemiyoruz. Size kısa bir parça hazırladık. Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı süitinden bir bölüm seslendireceğiz. Cool isminde. Ve gerçekten Viyolonsel'in sesini çok güzel dile getiriyor. Çok da severek çaldık. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.